Orman kebabı çekeceğim. Orman kebabının olması gereken neyse tüm özelliklerini söyleyeceğim. Nasıl bir et kullandığımı söyleyeceğim. Nasıl bir et kullanmamız gerektiğini söyleyeceğim. Şimdi burada 140 gram etimiz var. Önce bir etimizi doğrayalım. Az çekeceğim. Yani bir porsiyonluk yemek çekeceğim. Burada 12 parça et var. Şöyle de yapayım 13 olsun. Niye eti kısıtlı kullanayım? Sebebi şu. Başka bir çekimde de kullanabilmek için. Tabi babamızın çiftliği yok. Şimdi ne yaptık? Tenceremizin altını yaktık. İçine az bir sıvı yağ ekleyeceğiz. Tenceremizin altını önceden yaktım. Biraz kızması için. Sıvı yağ az ekledim ki daha sonra tekrar sıvı yağ ekleyeceğim. Sıcak tencereye etimizi atacağız. Sebebi şu, etimizi bir karamelize yapacağız, iyice bir kavuracağız. Kavuracağız ki orman kebabının olması gereken rengi çıksın diye. Ben et tanıtımında söyledim, bu et en fazla 15 dakika. Yani şunu söyleyeyim, havuç pişer, et pişmez. Şimdi soğanımızı doğrayalım. Tabii bir porsiyon olduğundan dolayı soğan bir yerinde bekliyor. Şöyle bizim yakında bir etimizi göstersin. Etimiz ne kadar şimdi soğan nasıl? Şimdi sıra geldi havucun doğranıyor. Şunu söyleyeyim. Aynı ben bu şekilde pişireyim derseniz eğer etiniz benim söylediğim gibi bir et değilse yanılırsınız. Etiniz kesinlikle dinlendirilmiş yumuşak bir et olacak. Bunu normal bir tanabuttan yapacaksanız ne yapmanız gerekiyor? Şu aşamada soğanı kavrulduktan sonra su vermeniz gerekiyor. Normal bir dana but seyir. Ama benim gibi antikot ve gofre kullanacaksanız kesinlikle ona gerek yok. Şimdi havucumuzu da atalım. Gerçek orman kebabı nasıl olması gerekiyorsa size onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi şunu söyleyeyim. Niye ben bu kadar çok kavuruyorum? Havucu ne kadar çok kavurursam o kadar çabuk pişer. Kavurmazsam işte ne diyeyim? Havuç 15 dakikada pişer. Kavurursam 5 dakikada pişer. Onun için havucu çok kavuruyorum. Şimdi ne yaptık? Havucumuzu, soğanımızı kavurduk. Üzerine suyu ilave ediyoruz. Kaynadıktan sonra bunu ne yapacağız? Altını kısacağız. Kapağını kapatacağız, diğer işleme geçeceğiz. Havuçlarımız pişmeye yaklaştı. Ne diyeyim? Etimiz kaynamaya başladı, suyumuz kaynamaya başladı. Şimdi bezelyesini ilave ediyoruz. Ne yapacağız? Kapağını kapatacağız. Altını kısacağız. Orman kebabıyla ilgili şunu söyleyeyim. Sakın kimse beni yanlış anlamasın. Bak ne diyorum? Sakın kimse beni yanlış anlamasın. Bu orman kebabının bir tablet usulü olanı var. Bir de normal orijinal olanı var. Benim çekimlerimde tas kebabı, orman kebabı, ahara tava hem tablotu hem orijinal olanı var. Orijinal olan orman kebabında aslında ne domates girer, ne biber girer, ne salça girer, ne de un girer. Orman kebabının kendi doğal et rengiyle yapılır. Şimdi orman kebabının patatesini doğrayacağız. Bunları doğrarken de etimiz nasılsa, havucumuz nasılsa onun şeklini uyduracağız. Patatesini atacağız kızartmaya.
Daha önce de söylediğim gibi bunun bazı özellikleri var. Orman kebabının patatesi çiğden atılmaz. Yani tas kebabı yapmıyorsun. Ya, tas kebabı da zaten tablet usulünde. İşte diyelim ki etli patates yapmıyorsun ki, sulu yemek yapmıyorsun ki. Çiğden atasın içine. Şimdi ne yapacağımızın altını biraz ısıtıp patateslerin daha iyi pişmesini. Yüksek ateşli olursa patatesin yüzü kızarır, içi çiğ kalır. Onun için yüksek ateş yapmıyoruz. Orada kızarıyor. Orman kebabımız burada pişiyor. Ben yine söylüyorum, ben bu etten kuşbaşılı bir de çekeceğim. Orman kebabı çekeyim. Sizin normal aldığınız et, sert olun. O et için ne yapmanız gerekiyor? Önceden bir su döküp kapağını kapatıp eti bir saate yakın pişirip ondan sonra bu malzemeleri katmanız gerekiyor. Yoksa benim pişirdiğim gibi bu, eğer bu etten değilse sıkıntı yaşarsınız. Şimdi tuzunu atacağız. Yani bir porsiyona en küçüğünden bir tane patates, bir tane havuç, 130-140 gram civarında da et kullanacağız. Şimdi tuzu en son atmamız sebeplerinden biri şu, tabi biz doktor değiliz, uzman değiliz, biz dinlediğimizi bildiğimizi söylüyoruz. Geçen bir profesör konuşuyordu işte televizyonda, biz de onlardan da dinliyoruz. Tuzu diyor, eğer diyor, önceden atarsan yemeklere diyor, zararlı maddesi diyor, faydalı maddesi zararlı maddeye döner. Yani tuz diyor, bildiğin bir kimyasal maddeye döner, bomba olur diyor. Onun için elinizden geldiği kadar tuzu yemeklerde en son kullan diyor. Şimdi kekiğini atacağız. Kekiğini atarken de şunu söyleyeyim. Eğer kekiğini atacaksan mutlak surette altını kapatman gerekiyor. Eğer altını kapatmazsan ne yapar? Kekiğin acı suyu çıkar. Acısı çıkar ve yemeğin kalitesini bozar. Eti bu şekilde bir göstereyim mi? Çatara batırıyoruz şu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle dokunduğumuz zaman kendiliğinden düşmesi lazım. Yani takılıp cebelleşmeyeceğin etler. Eğer bu şekilde etin düşüyorsa çatara taktığında şöyle düşüyorsa etin zaten pişmiş demektir. Evet şimdi kekiğini katıyoruz. Kekiğini verdiğimiz gibi ne yapıyoruz? Kapağını kapatıyoruz. Kekik de tam fazlası yerinde kaldı. Kapattığım açtığım bir oldu. Sebebi şu. Dediğim gibi kekiği fazla içinde durdurmayacağız. Hemen altını kapatıyoruz. Ne yapıyoruz? Patatesle beraber sunuma geçiyoruz. Gerçek orman kebabı şimdi göreceksiniz. Ne yapıyoruz? Orman kebabının sunumunu yapacağız. Şöyle bir dökelim içine. Dediğim gibi bir porsiyon orman kebabı. Az önce de söylediğim gibi tabii ki etli patates yapmıyoruz arkadaşlar. Biz orman kebabı yapıyoruz. Orman kebabı bu şekilde olur. Şöyle kızım yakından bir göstersin. Arkadaşlar ezan okunmaya başladı. Aziz Allah diyelim. Kızımın eline sağlık. Bugün 4 çekim yaptık. 4'üne de bana yardımcı oldu. Pirinç aşçımız terbiyeli. Kahvaltılık işte omletimiz patatesli. Orijinal Ankara tavamız. Orijinal orman kebabımız. Ve terbiyeli pirinç paketimiz. Bir daha mı söyledim bilmiyorum da. Ne diyelim? Kızımın eline sağlık tekrar. Ezan dokundu, yumul diyelim.